yuridûne istiyorlar. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar ağızlarıyla. İşte ağız dediği bu, evvela propaganda. Daha geçenlerde siz de gördünüz, kast-ı mahsus ile bir otelin lobisinde, otelin efendim kahve içilen bölümünde patlayan bir bombadan dolayı ölen bir yazar. İsmine gerek yok. Böyle binlerce insan ölüyor. Yani gazeteci olunca kainatın en mübarek adamı mı oluyor ya? Benim aklım almıyor bu. O da insan, o da insan. Niye gazetecinin bu kadar önemi oluyor da binlerce vatandaş ölüyor, köyler yanıyor, köyler yakılıyor. Bunlar insan değil de hayvan mı ya? Bu ne biçim ayrım? Bu ne biçim kayırım? Bu ne biçim davranış? Bir gazeteci ya bu. O da insan, etten kemikten. Niye bunun peşinde ağıtlar, kağıtlar, velveleler, zelzeleler, yürüyüşler, mitikler, tertip, ne oluyor, ne oluyor? Ne ya bu? Ha, işte bunların arkasında bir şey var. Var bir şey, var. Var ki peşinden. Onların kalabalığından çok daha kalabalıklar toplanıyor bazı Müslüman insanlar etrafında. Niye onlara hiç haber ver? Gönenli Mehmet Hoca Efendi Hazretleri'nin cenazesinde 60 bin kişi toplandı. Niye kameraya getirmediler? Hiç onları göstermiyorlar. Rahmetullahi aleyh. Ne oluyor işte bütün hepsinden, bütün Müslümanlar buna şüphelenmesi lazım. Şüpheleniyoruz. Bir şey var. Bir şeyler oluyor, tezgahlanıyor, planlanıyor, çiziliyor, yazılıyor. Bu cinayeti işleyen belli değil. Kim patlattı, kim çatlattı belli değil. Emniyetin raporu yok. Savcılığın raporu yok. Hükümetin raporu yok. Yürüyen neye bakıyorsun? Kahrolsun şeriat, kahrolsun sen. Ne oluyor ya? Kim yaptı yani? Niye saldırıyorsun şeriata? Ve en çok korkunç, en büyük şaşkınlık, en büyük ahmaklık, en büyük rezalet de kahrolsun dediği şeriatın camisine getirip ölüsünü teslim ediyor. Vallahi çıldıracak oluyorum ben. Bu nokta benim, hazmedemiyorum bunu. Hem kahrolsun diyor, hem de ölüsünü oraya getiriyor. Ya bir insan kahrolmasını istediği yere ölüsünü getirir mi? Ya bunlar nasıl kötü şeyler? Bu bir tahrik değil mi? Böyle giderse memleket felakete gitmez mi? İç patlamalar olmaz mı? Müslümanların onuruyla, şerefiyle oynanmıyor mu? Bu çok kötü bir gelişmedir, çok kötü bir harekettir. Bu dışarıdan destekleniyor, bu işler planlanıyor, tuzaklanıyor. Tahrik ediliyor. Yapmamak lazım. Şeriat Allah'ın nizamıdır, dinidir, Kur'an'dır. Zaman zaman söylüyoruz, her Müslümanın kafasında şu ayeti kerimeyi ezberlemesi lazım. Bugün bu ayeti ezberebilmek farz ayın olmuştur. Hangi şeriat ayetinin, şeriat ayetinin Kur'an'da hangi surede, hangi ayette geçtiğini bilmeyen varsa, bilmeyenler bu camiye gelmesin. Bu kadar samimi olmamız lazım. Bakın şeriat nedir? Açın Kur'an-ı Kerim'i, Câsiye diye bir sure var. Câsiye, surenin adı. Çok tatlı bir isim, Câsiye. Bir surenin adı. Kur'an'da bulacaksınız. Bu mübarek surenin 18 numaralı ayetinde şeriat Allah tarafından kat'i kayıt altına alınmıştır. Ne diyor? Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ha ve lâ tettebi' ehvâellezine lâ ya'lemûn. Ayet bu kadar kolaydır. Rabbimiz buyuruyor ki sümme, bütün bunlardan, bütün peygamberlerden sonra hepsi geldi geçti, sıra sana geldi Habibim. Cealnâke alâ şeriatin, seni şeriatın üzerine memur tayin ettim diyor. Vallahi manası bu. Açın, bütün kitaplar yazıyor bunu. Tefsirler. Cealnâke memuren alâ şeriatin tefsirde. Seni şeriatın memuru yaptım diyor. Şeriatın memuru. Ne olacak? Fettebi'ha, o şeriata sımsıkı tabi ol. Bak ayet bu. Müslümanların tabi olduğu Kur'an'a, İslam'a Allah şeriat diyor. Bunlar kahrolsun şeriat diye bağırıyor. Bu olmaz, olamaz böyle şey. Olamaz böyle şey. Bu bir tahriktir.
dışarıdan destekleniyor. Bu toplantıları dışarıdan yapıyorlar. Bunların parasını verenler var. Bunların planını çizenler var. Bunları sokağa dökenler var. Bunları finanse edenler var. Birileri bir şey yapıyor. Memleketi parçalamak için, Müslümanları parçalamak için, kan gövdeyi götürmek için birileri bir şeyler planlıyor.